Yeni sezona başlıyoruz. Yeni sezona başlarken 20,5 milyon euroluk bir piyasa değerine sahibiz arkadaşlar. Önümüzdeki maç Wolfsburg'a karşı hazırlık turnuvası maçı. Büyük ihtimal hazırlık turnuvası sürerken transfer oluruz diye düşünüyorum. Hangi takıma transfer olmak istersin diye bana soracak olursanız eğer, yani elimde bir imkan olsa gerçekten söylüyorum, isterim ki Milan veya Manchester United. Neden? Çünkü Milan son Şampiyonlar Ligi şampiyonu. Ayrıca Süper Kupa oynayacaklar. Peki neden Manchester United dersiniz de, Manchester United'da son Avrupa Ligi şampiyonu, Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı garantilemiş bir Avrupa Ligi şampiyonu ve ayrıca onlar da Süper Kupa oynayacak. Açıkçası Liverpool'un durumu ne bilmiyorum, yani UEFA Konferans Ligi'ni kazananlar ne oluyor? Hani Süper Kupa falan oynuyorlar mı, ki oynasalar mantıklı mı? Hiçbir fikrim yok. Ama dediğim gibi, yani bu iki takımdan özellikle teklif gelirse değerlendirmek isterim. Önceliğim ise, açık konuşmak gerekirse, United olur. Çünkü İtalya Ligi'nden çok Premier Lig yapmak isterim. Ama bakalım, nasip kısmet işte. Yani teklif gelecek mi gelmeyecek mi falan onu da bilmiyoruz. Biz sadece işimize odaklanacağız, oyunumuzu oynayacağız. Gördüğünüz üzere zorluğu dünya klası yapmıştım geçen bölüm. Bundan sonra en zor seviyede, pardon, yani en zor ikinci seviyede oynayacağız. Hemen geri gidelim, formaları falan seçtik. Lafı uzatmayalım arkadaşlar, karşılaşmaya başlayalım. İnşallah dediğim gibi güzel bir teklif gelirse de, özellikle Milan veya United'dan, o zaman transfer olacağız inşallah. Haydi bakalım. Yeni sezon hayırlı ve uğurlu olsun inşallah. Yine ufacık boyumuzda direğin ucundayız. O Dortmund'dayız bu arada. Bana şurada ya, yarım saat mesafe hiçbir şey. Topu istedim şimdi, oynayan olmadı. Serdar Dursun, Ferdi Kadıoğlu benimle oynadı. Ben topu istemek için basmıştım. Neyse, kazandık bir şekilde. Pelkas şimdi benimle oynadı. Fakat offside'dayım. Kaleye şutumu çekecektim ki offside'dayım. Ne kadar offside'dayım merak ettim. İşte. İnşallah güzel bir teklif gelir ya. Vallahi inşallah güzel bir teklif gelir. Yani hazırlık turnuvası çok önemli değil gibi gözükse de aslında çok önemli. Burada çünkü özellikle Avrupa Ligi için Avrupa'da göstereceğiniz performansı hazırlanıyorsunuz. Şimdi korneri, ben bu kornerlere başka bir şekilde bir çalışmam lazım. Mesela uzak direği orta yapsam. Şöyle fullesem biraz. 3'e kadar. Orta güzel, kafa gelmedi. İrfan Can Kahveci. Şimdi bakalım ne yapacağız. Pasımı istemedim. Pas geldi ama aldık şimdi topu. Bu sezon bu arada, aynen bu sezon nasipse, kısmetse inşallah, çok fazla rövaşata golü, vole golü falan filan atmak istiyorum. Nasıl yaparız bilmiyorum ama bir yolunu bulacağım ben onun. İnşallah. Yani bu sezon, pardon, son iki sezon uzaktan şutlarla kariyerimize damga vurmuştuk. İnşallah bu sezonda böyle voleyle falan taçlandıracağız bunu. Yaşımız genç, başarabiliriz. Biraz akıllıca oynamak lazım ve takım da tabii ki bizimle birlikte akıllı oynaması lazım. Bunu başarabilirsek güzel gollere imza atarız. Topu istedim şimdi. Bende şimdi bir çalım. İçeriye doğru şöyle girelim. Ortayı yapacağım. Orta sol ayağıyla yaptı. Sağ ayağıyla yapsa geçebilirdi o top. Alır mıyız? Aldık, aldık. Sakin. Ben İrfan Can Kahveci kaleye vursun istedim. Yani bir kere de onlar şut çeksin ya şöyle uzaktan. Ozan Tufan çok yapıyordu onu. Beşiktaş maçında falan çok yapıyordu. Ama yani o zamandan beri benim kadar böyle dışarıdan, ceza sahası dışından yani şut çekeni görmedim ya. Yani bilgisayarsın abi sen. Sen kendin güzel goller atmayı da denesene. Şimdi Serdar Dursun önüme bıraktı. Serdar, bir dakika, Pelkas'ı gördüm. Pelkas'ı oynayamadım. Şimdi Pelkas bana bıraktı. Bir dakika. Orada çalımı atamadım maalesef. Ya kamera yakınlaşınca bir an panik oluyorum ben ya. Kameranın yakınlaşması benim konsantrasyonumu bozuyor bir an için. İşte heyecanlandırıyor yani, güzel olan da o zaten. Zor olmasını istiyorum ve zor da oluyor. O yüzden çok hoşuma gidiyor. Bakalım Fenerbahçe yönetimi bu sezon hangi transferleri yapacak? Şut, kalecinin üzerine gitti. Köşeye gitse çok güzel bir golle sezona başlangıç yapacaktı. Oo, direkten döndü. Direkten döndü. Direkten döndü. O nasıl pozisyon ya? Top bir anda direkten döndü orada. Neyse, göstermediler. Alman ekibi Wolfsburg karşısında 0-0'lık bir beraberlikle oynuyoruz şu ana kadar. Vur vur vur, işte bu 1-0. Ozan Tufan attı. Offside. Neyse, ağları sarstık ama offside. Şimdi sağ kanattan ilerliyorum.
Sağ kanattan ilerliyorum. Pas mı oynayacağım? Pas mı oynadım? Ferdi Kadıoğlu vur ona. Ferdi vurdu. Kaleciden geri döndü Pekas. Offside olmasın. İşte bu. 1-0 öndeyiz. İşte burada güzel pas. Ferdi Kadıoğlu'na vurmasını söyledim. Vurdu. Kaleciden geri dönen topu Pekas tamamladı. 1-0 öndeyiz. Pekas'ım benim be. İlk yarı sonucu Fenerbahçe 1, Wolfsburg 0. Bu arada hedeflere bakalım. Kaleye 2 tane şutun olsun. %35'lik bir dribbling başarın olsun. 7.5 ile oyna diyor. Tamam. İkisini yapmışız zaten. Birini yapmamız lazım. Bir şut daha çekti mi kaleye tamamdır. Şimdi sağ kanattan geliyor. Wolfsburg Baku'yla. Baku pasını oynadı. Çok güzel. Altay Bayındır. Oo, Allah'a şükür. Ucuz atlattık. Ucuz atlattık. Ya neden bilmiyorum, grafikler çok harika geliyor bana ya. Vallahi grafikler acayip hoşuma gidiyor şu an. Monitörü değiştirdim, acaba ondan mı ya? Fark ediyor mu lan acaba? Televizyonda veya monitörde oynamak ne kadar fark ediyor acaba ya? Çünkü şu an yani farklı bir monitöre geçtim zaten. Ekrana baktığım yerden görüyorsunuzdur. Görüntü bana çok yüksek kalitede gözüküyor böyle. Acayip süper bir görüntü var şu an gözümün önünde. İnşallah aynı şekilde size de yansır videoda. Osay Samuel ileri oynadı. Pekas yetişse ona. Pekas yetiş ona. Dur 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 bir dakika. Abi topu isteyeceğin topu isteyecektim havadan. O bana yardımını oynaya koydu. Wolfsburg bakalım ilerlemeye çalışıyor derken araya girdik. Güzel güzel oyna. Koş verdi koş. Aha güzel 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 koş. Koş. Teşekkür ederim. Sana bırakacağım. İstediğim gibi oynayamadım. Az basmışım. Neyse. Vur! Kaleci! Geri oyna. Luis Enrique'den topu aldık. Şöyle orta. Aslında çok güzel gitti. Vur ona. Vur! 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 İşte bu. 2-0. Sezona golle başlıyoruz. Ya gol sevincini kendi kendine yarıda bırakıyor. Bazen gol sevincine başlamıyor bile. Ben mesela basmadım hani. Devam gitsin diye basmadım. Niye sen gol sevincini yarıda bırakıyorsun ya? Sezona golle başladık. Umarım böyle de devam eder abi. Umarım inşallah Avrupa'ya bir yere transfer oluruz. Yani hedefim İngiltere Ligi. Her ne kadar şu an UEFA'nın resmi verilerine göre Fransa Ligi dünyanın en güzel, en ilgi çeken ligi olsa da bana göre Premier Lig abi. Valla. Yani Fransa sırf Messi oraya gitti diye mi şimdi bir şeyden daha iyi oldu? Yani çok saçma yani. Bir kere Premier Lig'deki takımlar yeter de artar bile Premier Lig'in dünyanın en kaliteli ligi olması için. Ferdi Kadıoğlu orta yap. Buradayım bak. Buradayım. Orta yaparsan müthiş bir şey denerim. Ah be, ah be. Aldık şimdi. Aldık, ileri oynadım. Buraya oyna. Geri oyna. Çok güzel. Aldım topu. Kaptırma. Kaptırma. Yerden istesem top daha hızlı gelebilirdi. 9.7 ile oynuyoruz. Yani ne ara bu kadar çıktık anlamadım. Ben elimden gelenin en iyisini yapmaya bakıyorum her zaman. Serdar Dursun Pelkas'la oynadı şimdi. Pelkas ortayı yap. Aha, aha çok iyi. Çok iyi. Ah be, ah be. Kafa golü de gelebilirdi. Kariyerimizde kafa golümüz de yok şimdiye kadar. Belki bir iki yaşardık. 10 puanla oynuyoruz. 10 tam puanla. Hızlı oynamamız lazım. Topu çok fazla ayağımda tutunca böyle top kaybı yaşıyoruz işte. Hızlı ve akıllı oynamamız lazım. Şimdi bir tık daha yükselttiğimiz için seviyeyi daha hızlı, daha akıllı oynamamız lazım yani. Yani akıllı oynarız eyvallah da hızlı oynayabilir miyiz onu bilmiyorum. Şimdi aldık, şimdi aldık. Offside Samuel'in önüne offside olmasın. Ya olmasın, bir kere de offside olmasın ya. Abi şu maç bitsin de bir an evvel transfer olalım ya. Karşılaşma artık bitmek üzere. Arnold kaleye şutunu çekti. Altay Bayındır. Ne yapıyorsun Altay? Yemin ederim acayip korkutuyorsun beni ya. Vallahi acayip korkutuyorsun ya. Karşılaşma sona erdi. 2-0 galip geldik. Ama Altay Bayındır vallahi bana acayip terleri döktürüyor ya. 10 tam puanla maçın adamı seçildik. Devam edelim. Topla oynama yüzdemiz epey düşükmüş ama ona rağmen galip gelmesini bildik. Hedefleri de tutturduk. Sıkıntı yok. Şimdi hemen antrenmana çıkalım. Ve bir sonraki karşılaşmayla yolumuza devam edelim derken Porto'dan antrenman.
transfer teklifi. İşte bu. İşte bu. Böyle teklifler gelsin. Şimdi Porto'dan transfer teklifi geldi. Eyvallah. Ama Porto Şampiyonlar Ligi'nde oynuyor mu? Oynayacak mı? Şampiyonlar Ligi benim için çok önemli. Geçen sezon bakmadık işte ya. Geçen sezon aklıma gelmedi. Yani sezonu bitirince geldi aklıma bakmak. Kim nerede bitirmiş? Şampiyonlar Ligi'ne gidecek mi? Gitmeyecek mi? Falan hiçbir aklıma gelmedi maalesef. O yüzden işimi de şansa bırakmak istemiyorum. Portekiz'de oynamayı istemem. Açık konuşayım. Yani Sporting Lisbon, Benfica, Porto var. Başka kim var yani? Benim bildiğim başka kimse yok. Öyle ahım şahım olan. Bu arada ayın 30'unda lig yani lig başlıyor daha doğrusu. Hemen 3. hafta Galatasaray'a karşı oynayacakmışız. Ben inşallah o zamana kadar transfer olurum. Kariyerimizde oynamadık. Galatasaray maçı oynamadık. Gittik 2 maç birden oynadık. Neyse arkadaşlar, Sporting Lisbon maçına başlayalım. Formalar iyi, yerinde. Hadi bakalım, başlıyoruz. Haydi bakalım, Sporting Lisbon karşılaşması başladı şimdi. Al o topu, aldık. Hızlı çıkın. Hızlı çık, aldık şimdi. Sola çek. Vuramadım. Düzgün vuramadım. Büyük bir mücadele. Pelkas sakin bak. Pelkas buradayım. Pelkas. Aldık şimdi topu. Sağ ayağımla şutu çeksem mi? Bir dakika, pas mı oynayacağım? Kısa paslarla oradan geçebilirdik. Geçemedik. Ben şöyle ufak ufak geriye doğru gideyim. Paulinho şimdi çok güzel bir pas oynadı. Ha iyi. Ben de dedim ki biri var galiba orada. Vallahi biri olsaydı gözümde bir an pozisyon canlandı. Gerçekten efsane gol olabilirdi yani. Çalım atmayı denemeyeceğim abi. Çalım atmayı beceremiyorum. Çalım atmayı denemeyeceğim bundan sonra. Topu istedim, aldım. Yerden mi? Hayır. Yüksekten pas oynadım. Topu istedim şimdi. Sol ayak. Oo, rakibe gitti. Umarım geleceği kararmamıştır. Ferdi Kadıoğlu. Ferdi geri oynadı. Topu soluma çektim. Şöyle bir dakika. Sağ ayakla vurmak istemiştim. Gelsene önüme. Gelmiyor ki ya. Tam vuracağım, hani top fals alıp gidecek ya. Yine ona vuracak. Ben sola gittikçe o da benimle sola geliyor. Oyna. 30 yıl oldu Altay. Oyna artık. Şimdi sağ kanattan Pedro ile geliyor Sporting Lisbon. Ben şöyle kendi yerime doğru gideyim. Pereira seviyor yoksa. Pasını oynadı. Altay. Oyna. Oyna güzel. Ferdi ileri koş. Siz de koşun. Hepiniz koşun. Atağa da beraber çıkacağız. Savunmaya da beraber geleceğiz. Kanca beraber. Mateus. Şimdi sağ kanat Pedro. Tekrar Mateus. İleriye müthiş bir pas. Gerçekten efsane pas geldi. Ortaya izin vermeyelim de. Pozisyonun tehlikeli olmasına izin vermeyelim. Kalkır kurtardın. Çıkarın o topu. Çıkar. Ferdi koş sen abi. Sen koş. Ozan Tufan'ın önüne bıraktım. Serdar Bursun'a gitti. O da olur, fark etmez. Şimdi hepimize birden fake atacak. Bir maçta dördümüze birden fake attıydı oyuncu. O geldi aklıma. Hepimiz birden aynı mesafeye, aynı yere doğru koşunca. Allah Allah, bir pas oynayamaz olduk lan. Vur! Vallahi zorluk derecesi yemin ederim çok fark ediyor ya. Çok fark ediyor. Normalde rahat bir şekilde pozisyona gireceğimiz yerlerde, yani son iki sezonda bunu rahatça başardığımız yerlerde şimdi yapamıyoruz. İşte zorluk seviyesi. Bu yüzden yükselttim. Daha zor olsun, daha şey olsun diye. Daha çok keyif alalım. Gol attığımızda da daha fazla keyif alacağız. Gol yediğimizde daha fazla üzüleceğiz. Her yönüyle çok güzel olacak. Oo, hocamız bizden gol bekliyor. Penaltı kazanalım da penaltıdan atak bari. Yoksa böyle zor olacak. Yani rakip geliyor ama durdurabilen yok. Vallahi elini kolunu sallaya sallaya geldi yani. Allah'tan Atilla'mız var. Şimdi orta güzel. Kafayla çıkarın diyecektim ki golü yiyorduk neredeyse. 8.6 ile oynuyoruz. Şimdi orta güzel. Çıkarın. Dışarıda top. Tamam. Top. Aa, ne yapıyorsun lan? Oyna buradayım. Allah Allah, topu isteyen de yok ha. Bir dakika. Ben çıkarıyordum. Sağ sola bakmaktan ben çıkarıyordum neredeyse. Geri oynayalım bir. Herkes yerine geçti mi? Önüme bırak. Ya seninle oynayacağım pası ya. Önüme bırak ya.
Allah'tan rakip de yani biraz salakça oynuyor da topu dışarıya kadar sürdü. Bana oynadı. Bana oynayacağı tuttu. Crespo oynayın abi. Bir dakika, bir dakika. Şuraya doğru oynayacağım. Güzel pas. Pelkas. Bir dakika. Şuraya yerden oyna. Yerden geri bırakacağım. Pelkas vurun artık şu topa. Vurun kaleci. Ben vurun demesem hala paslaşmaya çalışacaklar ya. Vurun ya. Yakın direği orta yapacağım. Standart. Kafayı koy. Golü at. Bitti. İşte bu. Çok iyi ya. Vallahi çok güzel uydu ha. Hakikaten çok güzel uydu. İşte Muhammed Gümüşkaya'nın ortası. Kalkır'ın kafası. Ve tobalarda. Şimdi bizim de bir gol atmamız lazım. Ve bir şut daha çekmemiz lazım kaleye. Yani bizim de hedeflerimiz var. İnşallah onları tutturabiliriz. Dikkat, dikkat. Tamam. Top bende. Geri oyna. Sakin. Osay Samuel. Bak sakin. Önüme bırak. Önüme bırak. Bomboşum. Heh tamam. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Hala kimseyi göremiyorum. Kaleye şutumu çekeceğim. Yani bana başka seçenek bırakmadınız çünkü. Bana çünkü başka seçenek bırakmadınız. Çok güzel bir pozisyon. Dışarıda top. Allah'tan top dışarıda. Tekrar istedim. İki kere istedim. İki kere oynayamadı bana. Pelkas kaptı. Pelkas pasını oyna. Aha. Lan oğlum ne yapıyorsunuz ya? Bir Serdar sen neden geri oynuyorsun hani? Bana ben istedim diye bana oynayacak olsan top bana da gelmedi. Bir dakika. Şutumu çekecektim. Şansımı denemem lazımdı ama önümü de boşaltmam lazımdı. Top alırsak şutu gömeceğim. Mesafe ne olursa olsun şutu gömeceğim. Heh. Bir dakika. Şöyle toparlayalım. Şuraya doğru bir dakika. Şimdi sol ayak. Sol ayak. Bir dakika. Sol ayak. Sol ayak. Maalesef kötü şut ama galiba bir hedefi tutturduk en azından. Hayır. Kaleyi bulması lazımmış. Şimdi aldık topu. Muhammed Gümüşkaya. Muhammed. Muhammed ilerledi. Muhammed pasını oynayacak. Serdar Dursun Pelkas. Osay Samuel. Top bizde olsa. Topu istemeyi düşünüyordum. Paulinho şimdi güzel oynadı. Ha iyi. İleriye koysaydı vallahi çok tehlikeli olabilirdi. Çok güzel bir pas. Savunma arkasına. Orta gelmesin. Orta yapmasına izin verme. Atilla Salay. Adamsın adamın dibisin abi. Adamsın adamın dibisin. 2 dakika uzatma. Son dakikada bir gol atabilir miyiz acaba? Bizim gol atmamız lazım. En azından şut çekmemiz lazım. Yuh! Helal olsun. Yani utanmasam ayağa kalkıp alkışlardım şimdi. Kim Minje girdi araya. Karşılaşma artık bitmek üzere. Ve karşılaşma sona eriyor. 1-0 galip ayrılıyoruz. Zor bir karşılaşmaydı. İki hedefi tutturamadık yanlış görmediysem ama olsun. Galip gelmesini bildik. 8.9 dala. Son anda şeyimiz düşmüş ya. Puanımız düşmüş. Maçın adamı seçilmeyi yine de bilmişiz. Bu arada buradan bir önceki sezonlara bakabiliyormuşuz arkadaşlar. Mesela ilk sezonumuza bakalım. Ortalama 8.9 oynamışız. Süper Lig şampiyonu olmuşuz. Avrupa Ligi'nde çeyrek final oynamışız. Türkiye Kupası'nda da çeyrek final oynamışız. 6 kez maçın adamı seçilmişiz. 6 kez haftanın oyuncusuna dahil edilmişiz. Ve 2 kez ayın oyuncusu seçilmişiz. Geçen sezonda ortalama 9.2 ile oynamışız. Süper Lig şampiyonu olmuşuz. Türkiye Kupası şampiyonu olmuşuz. UEFA Şampiyonlar Ligi finalistiyiz. 35 karşılaşmada maçın adamı seçilmişiz. 22 kez haftanın takımına seçilmişiz. Ve 6 kez de ayın oyuncusu seçilmişiz. Ama ona rağmen yılın oyuncusu seçilmemişiz. Yazık günah lan. 49 maç 43 galibiyet. 2 beraberlik 4 mağlubiyet. Bu geçen sezon ondan önceki sezonda yani ilk sezonda 12 maça çıkabilmişiz. Biliyorsunuz büyük bir çoğunluğunda sakattık maalesef. 12 maçta 10 galibiyet, 2 beraberlik almışız. Mağlubiyet yüzü görmemişiz ilk sezonumuzda. Yani bizim sahada olduğumuz karşılaşmalarda. Maaşımız şu anda haftalık 8 bin euro. Yemin ederim müthiş. Bana var ya şu anda parayı verin. Benden dileyin ne dilerseniz abi. Haftalık 8 bin euro ne demek lan? Çok güzel. Vallahi çok güzel. 20,5 milyonluk bir değerimiz var. Güzel. Ya ben neden geldim buraya? Ben transfer olmak istediğimi söyleyeceğim ama teklifleri göster desek ama işte bir tek Porto'dan var şu ana kadar. Porto'ya da ben gitmek istemiyorum. 47,5 bin
47.500 euro teklif ediyorlar haftalık. Keşke, bakın daha önceki bölümlerde de söylediydim. Keşke gelen parayla bir şeyler yapabilsek. New Star Soka'da olduğu gibi mesela araba alsak moralimiz daha çok yerine gelse. Ev alsak hani arkadaşımız daha çok olsa veya sosyalleşebilsek falan filan hani. Aha ulan yemin ederim keşke bir imkanım olsa oyun yapsam da böyle şeyleri gerçekleştirebilsek. O oyun patlar bence. Vallahi patlar bence. Şöyle seçelim formaları. Geri gidelim. Atletik Bilbao karşılaşmasına başlayalım arkadaşlar. Bay Arena stadında oynayacağız. Leverkusen'de. Bay Arena stadındayız. Leverkusen'dayız. O da bize zaten şurada bir yarım saat değil de 45 dakika vardır aynen. 45 dakika bir saat vardır. Yani hep bu çevrelerdeyiz. İnşallah bu statları gerçek hayatta da gezmek istiyorum yani. Dortmund'un stadında falan gitmişliğim var da. Hani içeriye girip gezme imkanım olmadı. Şutumu çekeceğim. Şutu çekiyorum. Tabalarda dakika 3. 1-0 öndeyiz. Çok güzel başladık. Çok güzel başladık. Serdar Dursun'un pası. Zoru denedim belki. O açıdan vurmak belki yani zor belki ama o golü atmak. Güzel bir golle 1-0 maça önde başladık adeta. Ferdi Kadıoğlu. Oynadı şimdi benimle. Sağa doğru çektim topu. Topu kaptırmamak en önemlisi abi. Topu kaptırmamak en önemlisi. Max Maia Zayt'la paslaştı. Max Maia şimdi pasını oynadı. Zayt vur 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 Ferdi. Top direkten döndü. Kafayı vuralım. Maalesef. Maalesef maalesef. Topu istedim şimdi. Sol ayakla kaleye şut çekmeyi deneyeceğim. Epeydir. Yani Şampiyonlar Ligi maçı dışında uzaktan gol atamamıştık. Ay ama yalnız efsane gol daha. Yarı finaldi sanırım. Efsane goldü gerçekten. Gerçekten çok çok iyi goldü. Yani benim en sevdiğim goller arasında ilk üçe rahat girer. Çok rahat girer. İlk sıra, bakın şöyle düşünüyorum. Hatay, bakın Hatay maçında attığımız gol. 30 metreden yanlış hatırlamıyorsam. Efsane bir goldü. Bu arada gol çizgisi teknolojisi top bariz bir şekilde girmemiş. Her neyse Hatay maçında attığımız gol, Fatih Karagümrük maçında attığımız gol ve en sonunda geçenki bölümlerde attığımız Şampiyonlar Ligi yarı finali olması lazım. O efsane gol rahat bir şekilde bende ilk üçü yer alıyor, ilk üçte yer alıyor ama hani sıralama yapın, sıralama yap dersiniz. Benim sıralamam nasıl olur? Valla bilmiyorum ya. Galiba ilk sırada Hatay olur. Ya da Şampiyonlar Ligi golü. Yani ama Fatih Karagümrük'te attığımız yani o maç o gol de çok iyiydi ya. Konuşamadım. Bir yandan burada konsantre olmaya çalışıyorum. Sizin sıralamanız nasıl olur arkadaşlar? Yani size göre en güzel goller hangi maçlarda atıldı ve sıralamanız ilk üçünüz nasıl? Vallahi merak ediyorum. Ben dediğim gibi yani en beğendiğim golleri söyledim ama sıralama yapacak olsam birinci sıraya Hatay'a karşı attığımız gol mü yoksa Şampiyonlar Ligi'nde attığımız gol mü gelir? Onu bir türlü bilemiyorum yani karar veremiyorum. Orta yapacağım. Aa bu arada geçen Türkiye Kupası'nda tamam çok güzel goldü ama ilk üçe giremez bende. Galatasaray'a karşı attığımız voley golü o da çok güzeldi. O da çok güzeldi. Valla dediğim gibi yani sizin sıralamanız nasıl? Ben bunu bilmek isterim. Offside olmasın. Neyse. Güzel, 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 güzel. Vurana vur, vur, vur işte bu 2-0. 2-0 öndeyiz dakika 27. Serdar Dursun. Ferdi Kadıoğlu ile paslaştı orada. Rakibi şaşırttılar. 90'a taktı, golü attı. Aldık, aldık, sakin. Topu istedim. Bir dakika topu istedim. Ha aldık şimdi. Şuraya doğru oynayalım aynen. Burak kapacak sola oynadı. Osay Samuel bak yukarıdan oyna. Geçmedi neyse. Topu istedim şimdi. Alabilirsek kaleye şutu gömecektim. Williams. Iñaki Williams. Williams şimdi sağa doğru, pardon sola doğru ilerledi. Aynen aldık şimdi. Git 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 git. Seni gördüm. Seni gördüm. Vallahi çok güzel pas oldu. Tam istediğim gibi oynadım ha.
Burak, Serdar Dursun. Aha aldık. Benim o. Korneri. Hayır, taç. Aksmaya. Burak kapacak. Şimdi aldık topu. Sağ ayak. Hoca faul. Lütfen ben kullanayım. İşte bu. Hadi. Ah neyse. Yani frikikten çok ümitliydim. Çünkü çok fazla frikik çalışıyoruz. Frikiklerime de güveniyorum. Arkadaşlarım çok iyi bilir. Sol ayak. Nereye vuruyorsun lan? Sabri'nin şutundan kötü gitti. Bu arada hedeflere bakalım ya. Hedeflerde... orta yapmamız lazım. Tamam. Orta yapmamız lazımmış. Hiç orta yapmadık bu maçta. Yanlış hatırlamıyorsam. Hep yerden oynadık. Hani yerden oynamayalım. Yüksekten oynayalım. Yüksekten oynayınca orta olarak sayıyor. Tamam. Başım döndü. Hadi oynayın artık. Güzel pas. Burak kapacak. Bak kaç kişi geliyor sana. Bana geri oynayabilirsin. Teşekkür ederim. Bir dakika. Şuraya orta yapacaktım çünkü. Dakika. Daha doğrusu ilk yarı bitmek üzere. 2-0 üstünlüğümüz var. Ve ilk yarı sona eriyor arkadaşlar. İlk yarı skoru 2-0 öndeyiz. Bu galibiyetle birlikte inşallah gruptan da çıkacağız. Topu aldım şimdi. Bir dakika. Sakin. Orta yapmam lazım. Skoru zaten aldık. Skordan yana sıkıntımız yok. Ben hedefimi tutturmaya çalışıyorum arkadaşlar. Kızmayın yani. Kızıyorsanız kızmayın. Vur lan. Vur gitsin. Çok güzel pozisyonda dayanamadım. Cordoba. Beşiktaşlı Cordoba geldi aklıma. Altay Bayındır'dan topu istedim. Oynar mı? Oynadı ama geçmedi. Benim hatam. Muniain girdi araya. Orta yapmasına bari izin vermeyelim. En azından böyle telafi edelim hatamızı. Yapamadık ama. Sakın. Tamam. Git koş. Topu sakla. Pasını oyna. Serdar Dursun. Ferdi Kadıoğlu. Serdar solo oynadı. Geri oynayabilirsiniz. Burak Kapacak'la paslaşıyoruz şimdi. Geri oyna. Ah be, bomboş pozisyondaydım ya. Gerçekten bomboş pozisyondaydım. İçim gitti. Ha, al. Oyna. Ah be, la gitseniz oğlum, gitsenize. Williams. Skor 2-1 oldu. Ya gol yedik diye benim puanım 9.3'e düştü, gördünüz mü? 10 puandaydık. 9.3'e düştük. 9.2'ye düştük. Ay Allah'ım ya Rabbim ya. Kim Min-jae, adamın ham maddesisin. Altay ne yapıyorsun? Topu istedim, oynar mısın? Teşekkür ederim. Hiç oynamayacaksın sandım ha. Valla sövsen... Neyse. Adam pas oynamasını bilmiyor. Tamam mı? Ondan sonra ne oluyor? Benim yüzümden topu kaybetmiş oluyoruz. Eksi puan da bana yazılıyor. 10'daydık, 8.7'ye kadar geriledik. Yani bu maçı vermeyelim de 2-0'dan. Bu maçı 2-0'dan vermeyelim de. Şimdi Muhammed Gümüşkaya. Muhammed soluna çekti. Pasını oynayacak. Offside oluyordu ama ben yine de oynadım. Geçmedi. Ki offside de olmuyordu gibi. Bilemedim ya. Topu istedim şimdi. Altay'dan topu istiyorum. Oynar mısın? Zaman öldürecek başka zaman bul ya. Alo. Allah'ım ya Rabbim, sen sabır ver ya. Vallahi sen sabır ver ya. Burak kapacak. Burak ortayı yap, uzak direğe. Şutunu çek, işte bu. Güzel. 3-2 öndeyiz. Geri döndük. Topu istedim, aldım. Çok güzel. Yerden orta yapacağım ama kimse yok. Geriye çek. Bir dakika, şuraya doğru geri oynayalım. Çok fazla geri gitti. Lan ben Fenerbahçeli sanıyordum, o adam şeymiş ya. O yüzden o kadar geri gitmiş. 3-2 galip gelmek üzereyiz. Artık son saniyeler. Ama maç bitmeden bir gol atabilir miyiz acaba? Neyse.
3-2 galip geldik, gruptan çıktık. Biz Fenerbahçe için elimizden geleni yaptık. İnşallah Fenerbahçe de bizim için elinden geleni yapar ve bizi Avrupa'ya bir yere transfer eder. Serdar Dursun maçın adamı seçilmiş. Transfer teklifleri bekliyoruz. Gelmiyor. Yarı final mücadelesine de çıkalım bakalım. Serdar Dursun oyunu başlattı. Yine hangi stattayız? Ha, Dortmund'un stadındayız. Sağ kanattan geliyor. Ortayı yapmasın. Yapamasın. Bakın bir orta saha olarak defansa kadar yardıma geldim. Neredeyse golü yiyorduk. Atilla Salah'a girdi araya. Şimdi sola doğru oynayacağım. İnşallah yetişirsin o topa. İnşallah yetişirsin o topa. Yetişti galiba. Evet, artı puan geldi. Ozan Tufan. Ferdi Kadıoğlu. Ozan Tufan. Bakın buradayım. Yüksekten oyna. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. İşte bunları istiyorum. İşte bunları istiyorum. Çok güzel bir pas oynadı orada. Pelkas. Şimdi Serdar Dursun sola oynadı. Sinan Gümüş. Tekrar Serdar Dursun. Serdar Dursun benimle oynadı. Muhammed Gümüşkaya sola doğru gidiyoruz. Geriye çek pasını oyna aradan. İstediğim yere oynayamadım lan. Nereye gitti o top? Al o topu. Foul yapıyordum veya yaptım galiba. Neyse devam. Çok güzel bir pozisyon. Allah'tan Altay var. İleri oynayacağım. Yetiş ona, yetiş ona. Ulan yemin ederim daha zor pozisyona kalktı demin adam. Serdar Dursun geçit vermek istemedi ama engel olamadık. Adam müthiş bir pozisyon yakaladı şu an. Ve penaltı olabilir. Penaltı geliyor. Hoffenheim penaltı kullanacak. Hadi Altay. Hadi Altay, hadi Altay. Hadi Altay. Hadi Altay. Top direkten geri döndü. Hemen burayı koru. Hemen burayı koru. İşte bu. İşte bu. Şans bizden yana. Altay'ın müdahalesi var mı ona bakmak istiyorum sadece. Sağ olsun FIFA bize göstermedi bunu. Hemen şöyle bir bakalım. İşte şut. Altay'ın müdahalesi yok. Top direkt olarak direğe gitmiş. Neyse devam edelim. Saldırın abi. Saldırın. Al o topu. Al al al. İleri oyna. Çok güzel. Bir dakika geriye çek. Neredeyse çıkarıyorduk topu. Keşke çıkarsaydık. Anasını satayım ya. Zor bir pas. Ulaşsaydı. Vur! 1-0. Sinan Gümüş attı. 1-0 öndeyiz. Top ne oldu da Sinan Gümüş'ün önünde kaldı ben anlamadım. Ama Ferdi Kadıoğlu bir şekilde top oynamayı bilmiş. Yani doğru gördüysem. Sinan Gümüş de çok güzel bir şutla topu alara gönderdi. Ve ilk yarı sona eriyor. İlk yarı sonucu Fenerbahçe 1, Hoffenheim 0. İkinci yarı şimdi başlıyor. Signal Iduna Park'ta. Dortmund'da sarı duvar dediğimiz tribünde Fenerbahçe tribünü oluşmuş. Fenerbahçeliler orada takımını full destekliyor. Oto girdi şimdi. Oto'ya dikkat. Rudy pasını oynadı. Gacinovic. Nasıl bir isim o? Aldık o topu. Alamadık. Rudy pasını oynamasın. Salah'a girdi araya. Bir dakika sakin. Şuraya doğru uzun pas oynayacağım. Geçmedi. Moreno Manchester United'da transfer olmuş. Şimdi Altay Bayındır kurtar onu. Adamsın Altay. Oyna. 3 yıl geçti. 3 yıl. Serdar'la oynamayı düşündüm bir dakika. Çok fazla oynamayalım. Topla kaptırıyoruz hemen. Biz kaptırmadık. Sinan Gümüş yanlış hatırlamıyorsam kaptırdı. Oto vurdu. Top önünde kaldı ve yemin ederim topu alarak sandım. 1-0'lık üstünlüğümüz devam ediyor. Altay'dan topu istedik. Biraz da yakınlaşalım. Rakip de geliyor çünkü. Geriye gidelim. Geri oynayalım. Puanımızı biraz yükseltmemiz lazım. Çok düşük oynuyoruz bu maçta. 7.5 oynamamız lazım ve takım olarak %55'lik toplu oynama yüzdesine sahip olmamız lazım. Yani toplu oynama yüzdesi bu saatten sonra bir cacık olmaz da en azından kendi reytingimizi 7.5'in üzerine çıkaralım da. Bir hedefti bir hedeftir. Corner'i kullanacak Hoffenheim. Şimdi paslaşarak kullandılar. Dikkat. Foul yapmayacağım. Top dışarıda. Topu istedim, aldım. Git soldaki. Sinan Gümüş git. Güzel. Sinan Gümüş aldı şimdi topu. Topu yüksekten istedim. Aldım topu. Şutu göm.
Tam böyle istediğim gibi orta gelmedi maalesef. Hani öyle bir orta gelsin istedim ki. Voleyi böyle adam gibi veya rövaşatayı gömelim istedim. Maalesef tam olarak istediğim gibi orta gelmedi. Şimdi orta yapıyoruz. Kafa gelsin. Kaleci güzel uzandı. Kaleci güzel uzandı abi. Yerden istediğim topu gelmedi. O biri vardı orada. Rövaşata çekmeyi denedi. Galiba Serdar Dursun. Bakalım. Evet, Serdar Dursunmuş. Bir orta daha. Kafa gelsin. Bauman kaptı topu. Sağ kanat şimdi pasını oynadı. Araya girdik. Girdik. Bizim o. Bizim o. Bizim o. Oyna oyna oyna. Sakin. Serdar koş. Serdar koş. Serdar geriye niye oynuyor Serdar? Biz ileriye gidelim diye canımızı dişimize takıyoruz. Sen hala geri oynayayım diye uğraşıyorsun ya. La biraz olsun ileri git bari. Biraz olsun ileri git, öyle geri dön. Rakibi de hani yor yani, rakibi de yor. Heh, Allah belanı vermesin ya. Gol yedik ya. Dakika 83 gol yedik ya. Sakın sakın maçı buradan vermeyelim bak, sakın. Top direkten dışarı mı çıktı, ben mi yanlış gördüm? Top direkten dışarı mı çıktı, ben mi yanlış gördüm? İleriye git, ileriye git. Çıkmadı, 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 çıkmadı. Aldın devam. Sinan Gümüş pasını oynadı. Kaptırmayın. Offside. Bak yine Bright Osay Samuel, yine offside. Tamam, anladık, çok hızlısın ama bu hızını orantılı kullan ya. Bu ne ya? 40 kilometre offside ya. Penaltılara gidecek böyle biterse. Bitmemesi için elimizden geleni yapacağız. Yerden istedim. Gelmedi. Vurun ona. Vur 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 ulan vur vur. Vur. Hala ya, hala pas oynuyor ya. Çıldıracağım ya. Vallahi çıldıracağım. Serdar Dursun beni çıldırtacaksın ya. Vallahi çıldırtacaksın beni ya. Hala orada pas oynayayım diye uğraşıyorsun ya. Şimdi bir şanssızlık olacak. Yani finali göremeyeceğiz. Heh işte. Yine Serdar değil mi? Crespo, Crespo 1-1. Az sonra biz vuracağız. Bakalım inşallah atabiliriz. Oh my god Altay, nein. Hadi Altay. Hadi Altay, hadi Altay. Hadi Altay. Hadi Altay. Hadi. Püh. Elendik. Maalesef elendik. Yani biz de kaçırdık penaltı. İstediğim gibi ayarlayamadım bir türlü. Elendik yani. Başka söyleyecek bir şey yok. Hepimiz kötü oynadık. Hepimiz çok kötü oynadık. Atletik Bilbao şuna bakın. Bizim gruptan çıktı. Yendiğimiz takım finale kalıyor. Ve işte transfer sezonu an itibariyle açıldı. İnşallah güzel bir transfer teklifi gelir ve transfer oluruz. Şu an için bir şey yapmayacağım. Şu an için bölümün sonuna geliyoruz çünkü. Bir sonraki bölümlerde görüşürüz inşallah. Kendinize iyi bakın.